Oğuz Atay Babama Mektup Sevgili babacığım, belki hatırlamazsın ama bugün sen öleli tam iki yıl oluyor. Ne yazık ki bu süre içinde ben daha iyi ve akıllı olamadım. Bu fırsatı da kullanamadım. Oysa yıllar önce bazı zamanlar sen olmasaydın birçok şey yapabileceğimi düşünürdüm. Şimdi artık suçun kendimde olduğunu görmek zorundayım sana bazı şeyleri anlatamadım. Bir iki yıl daha yaşasaydın ya da dünyaya dönseydin kısa bir süre için, her şey başka türlü olurdu sanki. Çaresizlik yüzünden birçok şeyin anlamı kayboluyor. Sen olmadıktan sonra sana yazılan mektup ne işe yarar? Fakat ben artık bir meslek adamı oldum babacığım. Yakın çevremde seninle ilgili bir hatıramı anlattığım zaman ne güzel diyorlar bunu bir yerde kullansana Onun için çok özür dilerim sevgili babacığım. Seni de bir yerde mesela bu mektupta kullanmak zorundayım. Geçen zaman ancak böyle değerleniyormuş. İnsanın geçmiş yaşantısı ancak böylece anlam kazanıyormuş. Ben seninle ilgili olayları anlatırken aslında senin nasıl bir insan olduğunu belli etmemeye çalışıyorum. Aklımca asıl babamı kendime saklıyorum. Sonra da seni anlamadıkları zaman onlara kızıyorum. Bana kızınca bu çok sık olurdu. Senin aynadan gördüğünü ben duvardan görürüm derdin. Annemle birlikte duvar sözünle alay ederdik. Ben de şimdi küçüklerime karşı artık benden küçük olanlar da var babacığım bu cümleni kullanıyorum. Gülüyorlar. Bu sözü kullanırken aslında amacımın ne olduğunu sezmiyorlar tabii. Seni gülünç duruma düşürmek istediğimi ya da genellikle eski kuşakları alaya almak istediğimi sanıyorlar. Herhalde ben tam belirtemiyorum ne demek istediğimi. Gülümsemenin içindeki sevgiyi demek ki anlatamıyorum. Şimdiki gençler başka türlü babacığım. Her sözden tek anlam çıkarıyorlar. Ben de o zaman çileden çıkıyorum gerçekten. Asıl amacımı unutup seni onlara beğendirmeye çalışıyorum. Aslında bu çabanın anlamsızlığını sezmiyor değilim. Ülkenin en zengin adamı senin paltonu tutarken ya da "Rica ederim Cemil Bey, müsaade buyurun." diyerek bizzat kendisi paltoyu giydirmekte ısrar ederken senin gibi hissedemedikten sonra İnsan o paltonun içinde kendisi varmış gibi gururlanmadıktan sonra seni beğenmeleri hatta anlamaları neye yarar? Ya da meclise ilk girdiğin sıralarda başkandan birkaç gün için izin istemeye gittiğin zaman Cemil Bey siz galiba yenisiniz diyen başkanın karşısında senin gibi utanmadıktan sonra insanın böyle küçük ayrıntıları öğrenmesinin ne anlamı var? İstediğiniz zaman yapabilirsiniz Cemil Bey. Bana gelmenize lüzum yok. Sözünü duyunca kimsenin gibi ferahlayabilir. Bunlar bildiğin şeyler babacığım. Sana biraz da bilmediklerini anlatayım. Mesela cenaze törenin nasıl oldu? Kimler geldi? Cenaze namazın nasıl kılındı? Genellikle bir aksilik olmadı babacığım. Ben ağladım. Okulda o günlerde hatırı sayılır bir durumda olduğum için oradan bir otobüsle bir miktar öğretim üyesi ve bir çelenk gönderildi. Hayatın boyunca hiç görmediğin bazı kimseler ellerini önlerine kavuşturarak ve başlarını eğerek ölümün anlaşılmaz gerçeği üzerinde düşünüyormuş gibi yaptılar mezarının başında. Tabut çukura konulduktan sonra üstüne büyük beton bloklar yerleştirildi. Bu teknik geleneği sevmiyorum babacığım. Aşılmaz engellere karşıyım. Seni annemin yattığı mezarlığa gömmedik. Bazı yakınlarım öyle uygun gördüler. İnsanlar arasında onlar öldükten sonra bile anlaşmazlıkların sürüp gitmesini istiyorlar. Benim üzüntümden yararlanarak seni mezarda annemden ayıran yakınım aslında öteki dünyaya filan hiç inanmaz. Oysa bana annen böyle isterdi dedi sen bu adamı sevmezdin ve nedense ona yakınlık gösterirdin bu nedenle hiç hakkı olmadığı halde sana babacığım derdi artık ben akraba olmayanların birbirlerine anneciğim teyzeciğim oğlum kardeşim diye seslenmelerine bütünüyle karşıyım babacığım artık gerçek bir akrabam kalmadığı için bütün bu soğukluklara karşıyım Herkes birbirine adıyla hitap etsin. Mantığı seven bir insan olarak senin de bu düşünceye karşı pek bir diyeceğin yoktur sanıyorum. Sen öldüğünden beri gittikçe daha muhafazakar oluyorum babacığım. Mesela Allah kimseyi genç yaşta anasız babasız bırakmasın filan diyorum. Sana oranla daha münevver bir zat sayıldığım ya da kendimi öyle sandığım için bu yargıya bir filan sözünü eklemeyi de ihmal etmiyorum.'' Aramızda irfan bakımından görünüşte bir fark olduğu doğrudur. Sen böyle görünüm inceliklerini akıl edemeyecek kadar saf olduğun, yani benim gibi zıt kuvvetlerin muhasalası olmadığın için belki de bu yazdıklarımı biraz karışık buluyorsun. Aslında karışıklık içimdedir ve bu mektubu yazma isteğim karışık ruhumun kapıldığı samimiyet buhranlarından biridir. Bu buhran Genellikle senin ölümünden sonra içimde kuvvetle hissettiğim Cemil Bey'i yaşatma çabasıyla ilgilidir. İçimde benden ayrı olduğunu sandığım bir de Cemil Bey'in bulunmasına sen tezyidi şahsiyet mi yoksa taksimi şahsiyet mi dersin pek bilemiyorum. Benzer taraflarımız olduğu bir gerçektir. Sen üstüne başına dikkat etmezdin. Bense ne kendime bakıyorum ne arabama. Uzun yıllarını geçirdiğin büyük şehrin sokaklarında ikimiz de kir içinde dolaşıp duruyoruz. Annem duymasın. Bazen arabayı bir ara sokakta durdurarak küçük ve karanlık meyhanenin birine giriyorum. Senin deyiminle tedrici intihar. Bununla birlikte bazı yazı denemeleri bu mektup gibi yaptığım için arkadaşlar arasında bu içki ve perişanlık gibi bütün tutarsızlıklarıma rağmen oldukça ilgiyle karşılandığım söylenebilir. Sağ olsaydın yazdıklarımdan bir satır anlamamakla birlikte gene de benimle övünürdün sanıyorum. Galiba biz babacığım birbirimizi hep böyle anlamadan sevdik. Aslında yazdıklarım senin deyiminle uydurma şeylerdi annemin seyrederken ağladığı filmler ya da okurken duygulandığı romanlar gibi hepsi uydurma sana yazdığım bu satırların da bir kısmı uydurma olabilir sana açıklamakta zorluk çekeceğim bazı nedenlerle senin anladığın biçimde bir gerçeklikten uzaklaşmak zorundayım ayrıca gerçek ya da uydurma olan bu satırları benim hissettiğim şekilde anladığından da şüphedeyim hatta anlayıp anlamadığını da bilemiyorum. İşte böyle babacığım. Bazen de gerçeklik buhranlarına kapılıyorum. Bu yüzden sana gerçeklerden, senin de karşı çıkamayacağın gerçeklerden söz etmek istiyorum. Bugünlerde özellikle ansiklopedik gerçeklerin çok tutulması ve ilgi duyduğum, sevdiğim kimselerin gittikçe unutulması yüzünden baştan aşağı gerçeklerle dolu ve birçoklarına göre önemsiz sayılacak hayat hikayelerinden meydana gelen bir ansiklopedi yazmak istiyorum. Buna benzer denemelerim oldu ama onlar da senin deyiminle gerçekten uydurma şeylerdi. Bu nedenle babacığım herkese açıkça ilan ediyorum. 1892'de doğdun. Ülkemizin ortalama ömür sınırını çok aştın. Duyduğuma göre İsveç ortalamasını filan bulmuşsun. Köyde, kasabada, taşrada yetiştin. Olgunluk çağı dönen döneminde ülkeyi yönetenler daha kalabalıkmış gibi görünsün diye taşradan getirilerek onların arasında yer aldın. Fırka katibi umumisinin ya da daha başka ekabirin gözüne girmek için kürsülerde bağırmak gibi bir münasebetsizliği beceremediğinden, Bugün benim özel ansiklopedimin dışında yer alacağını hiç sanmıyorum. Sessiz faziletlerin heykeli dikilmiyor ya da onun gibi bir şey. Büyük şehirde ülkeyi yönetenlerin toplandığı salonda neden bulunduğunu hiç düşünmedin. Ayrıca insanın evrendeki yeri konusunda da düşüncelere daldığını sanmıyorum. Fakat bu söylediğim gerçekten gerçek babacığım ben bütün bunları düşündüğüm halde yerimi bulamadım. Beni daha iyi yetiştirseydin, mesela ne bileyim, yabancı ülkelere falan gönderseydin, bugünkünden daha esaslı olmasam da kendimi ifade ve eşya ile münasebetimi tayin ve kainattaki yerimi tespit gibi hususlarda daha becerikli olurdum. Sen her zaman tutarlıydın. Olduğun gibi olmaktan gurur duyuyordun. Olduğun gibi davranıyordun. Bense küçük hırslar yüzünden bocalıyorum. Senin deyiminle iki cami arasında beynamaz ya da senden önce senin gibi rahmetli olan Numan Bey'in deyimiyle güreş güreş Hacı Muhammed altta bir durumdayım. Tedrici inhitat oluyorum senin anlayacağın. Görüyorsun, senin hayat hikayeni bahane ederek gene kendimden bahsediyorum.'' Senin asaletini tevarüs etmediğim için her fırsatta kendimi ileri sürmek gibi bir zillete tenezzül ediyorum. Neyse, sana dönelim babacığım. Hiçbir savaşa katılmadın ve kelimenin bilinen anlamıyla hiçbir kahramanlık göstermedin. Bu nedenle madalya falan gibi manevi ödüllerden yararlanmadığın gibi han, hamam, çiftlik gibi maddi ödüllerin üstüne de oturmadın. Siyasetin içinde yaşadığın halde siyaseti bilmediğin için barış döneminde de başarılı olamadın. Bu bakımdan sana yöneltebileceğim en kuvvetli tenkit şudur. Kendini sunmasını hiç beceremedin babacığım. Hemşerilerinin büyük şehirde kaldıkları hanları ziyaret ederek onlara kart vizitlerini dağıtmadın. Dairelerde seçmenlerinin işlerini takip etmedin. Bütün yaptığın, seçim bölgene gittiğin zaman eğer Ramazansa, sokakta sigara içmemekten ibaret kalmıştır. Kendini çok beğendiğin halde, kusurlarını bilmediğin gibi, meziyetlerinin de farkına varmadın. Genellikle sert, duygusuz ve bencil göründün. Bu özelliklerinde huysuz bir çocuğa benziyordun. Çocuk diyorum, çünkü kötü huylarından bir menfaat temini cihetine gitmedin. Bana sorarsan, hemen bütün konularda çocukça, yani samimi fikirler ileri sürdün. Bununla birlikte bu davranışlarının ev içinde menfi neticeler tevlid ettiği oldu. Ben bu sonuçlardan çok yakındım ve asi evlat durumuna müncer oldum. Birlikte yaşadığımız günlerde bütün beğenilerim sana karşı duyduğum tepkilerle oluştu. Sen klasik Türk müziğini goygoyculuk olarak niteledin. Batı müziğine tepkini de sadece kapat şunu içiminde gösterdiğin için ben her ikisini de sevmeyi görev saydım kendime. Kültür hakkında öteki yargıların da pek iç açıcı değildi. Özetle çevrendeki her şeyi kesin çizgilerle ikiye ayırdın. Bu bakımdan da sana benzediğimi itiraf etmeliyim. Dünyada yalnızca güzellerle çirkinler vardı. Bir insan ya akıllıydı ya da aptal senin gibi başını dik tutmasını bilemeyen bütün insanlar dal kavuktu. Sana benzemeyen kibar davranışlı insanları da züppelikle suçlardın. Biz, annemle ben, sana itiraz ederdik. Fakat ben farkına varmadan, senin orta yola fırsat vermeyen bu acımasız sınıflamalarını benimsemişim babacığım. Üstelik, en kötüsü de bu galiba benim için, böyle olduğumdan gizlice memnunluk duyar gibiyim ki, işte asıl buna dayanamıyorum. Çünkü ben babacığım biraz da duygularımın romantik bölümünü sen kızacaksın ama annemden tevarüs ettim. Özellikle bazı kitapları okuduktan sonra içimdeki bu aşağılık çelişkilerin daha da farkına vararak senin hiç anlamayacağın bir biçimde sabit gözlerle boşluğa bakıp duruyorum. Senin işin bir bakıma kolaydı babacığım. Birçok şeyi yok sayarak belirli bir düzen içinde yaşadın. Sinemaya gitmedin, hiç roman okumadın, zeytinyağlı enginar yemedin, yabancı ülke özlemi çekmedin, kimseye hediye almadın, evde kuşkonmazdan başka bitki yetiştirmedin. Yalnız halk türkülerini sevdin. Basit beğenilerinin yanında beni şaşırtan duyarlıkların vardı. Bir örnek vermek gerekirse, Çalkan Karadeniz Çalkan, gemiler açıyor yelken gibi beni çok duygulandıran bir masal türküsünün yanı sıra ''Yekte yavrum yekte, pastırmalar yükte'' türküsünü de aynı keyifle söyledin ve dinledin. Ben sonra sonradan edindiğim bir duyarlıkla ikincisini sanki alaya alıyormuşum gibi değerlendirerek işin içinden çıkmayı denedim. Şu filan sözünü basit duygululuklarımı gizlemek için kullandığım gibi filan. Şimdi artık öldün babacığım. Sınırlarını kesin olarak belirlediğin bir dünyada bana sorarsan belirsiz bir biçimde yaşadın ve öldün. Seni artık değiştirmek mümkün değil babacığım. Bu nedenle kendimi de değiştirmenin mümkün olacağını sanmıyorum. Sabit nazarlarla boşluğa baktığım zamanların çoğunda Temeldeki benzerliğimizi gizlemek için ümitsiz süslemelerle kendimi yoruyormuşum gibi geliyor bana. Senin anlayacağın babacığım, züppe olarak nitelediğin insanların iç sahteliklerini örtmek amacıyla giriştikleri kibarlık çabaları içindeyim sanki. Senin gibi tutarlı olmadığım için çoğu zaman kuşkulara kapılıyorum ve ütüsüz pantolonlarla lekeli gömleklere kısa bir süre için son veriyorum. Bugün genellikle seni benden başka hatırlayan yok babacığım. Öldüğün için durumu bilmiyorsun ama sana açıkça belirtmek zorundayım ki çevrendeki kuru kalabalığın büyük bir kısmı daha şimdiden tarihe geçmiş vaziyette babacığım. Okuma kitaplarında senin gibilerin davranışları örnek gösterilmekle birlikte onların adları ve ikimizin de çok iyi bildiği küçük ve karanlık yaşantıları yer alıyor. Sen artık öldüğün için senin adına uydurma nutuklar, düzme makaleler, hayal ürünü tartışmaları icat etmek ve seni onların çok üstünde dalgalandırmak istiyorum. Çünkü hepinizi tanıyan, gerçekten tanıyan on kişiden dokuzunun bir seçim yapmak gerekirse oylarını sana vereceğini ismim gibi biliyorum. Göreceksin babacığım, şu tek başıma yazacağım ansiklopediye bir başlayabilsem her şey düzelecek.'' Kimsenin doğru dürüst bir şey bilmediği bu ülkede şundan bundan yani yabancı yazarlardan makaslama metoduyla birkaç eser veremez miydin yani? Tercümeleri ben yapardım. Annem de sana okurdu. Hiç olmazsa şunu kabul etmelisin ki babacığım, çoğu zaman sadece annemin okuduklarını anlardın. Senin dilini görünüşteki bütün karşıtlığınıza rağmen galiba sadece annem bilirdi. Aramızda hiçbir zaman alışılmış baba oğul ilişkisi olmadı. Ne ben bütün meraklı çocuklar gibi durmadan her şeyi sana sordum, ne de sen oturup bazı şeyleri bana açıklamak gereğini duydun. Bu yüzden birçok olayın nedenini zamanında öğrenemediğim için dünyanın birçok yönünü hiç bilemedim. Bazı olayların nedenini de çok sonraları öğrenebildim. Mesela yemekten kalkınca herkesten önce ellerini yıkamak isterdin. Banyoda ben sigara içeceğim diyerek beni iterdin. Ben de senin gibi sigara içmeye başlayıncaya kadar bu davranışın bana hep esrarlı göründü. Sonra karşılıklı sigara içmeye başladık. Sonra günün birinde karşısında bacak bacak üstüne atıp sigara içen oğlunu azarladın. Davranışlarında genellikle hep böyle geç kalırdın. Karımdan ayrılıp sana sığındığım zaman da geceleri eve geç geliyorsun gibi yıllarca önce söylenmiş olması gereken sözlerle beni tedirgin ederdin. Oysa babacığım, ben evlenmiştim, ayrılmıştım, çocuğum bile vardı. Yani bir bakıma senin durumundaydım. Sen de yıllarca önce bazı işlerine bahane ederek büyük şehire gidip bizi günlerce yalnız bırakmaz mıydın? Ben de işte öyle olmuştum babacığım. İstediğim gibi yaşamak diyebileceğimiz bir işim çıktığı için evden, kendi evimden ayrılmıştım. Ben sonra eve dönmedim babacığım. Bazı durumlarda sana oranla biraz aşırı davrandım. Belki de kendime bu dünyada bir yer yapabilmek için birçok düşüncemi kuvveden fiile çıkarmaya çalışıyorum. Aslında sen böyle bir şeyi hiç düşünmedin. Bununla birlikte Yeryüzünde senin kadar yer yaptığımda söylenemez. Bu yüzden sinirli, sabırsız ve hırçın oldum. Biliyorsun, seninle de çok çatışırdım. Kapıları filan vurup giderdim. Bana hep haksızlık yaptığın duygusu vardı içimde. Bence her zaman bana haksız yere söylenirdin. Çalışkan bir öğrenci olduğum halde, bu çocuk kitap yüzü açmıyor diye homurdanırken, Üstüme uymayan, kötü dikilmiş elbiseler giydirirdin. İstemediğim okullara gönderirdin beni. Sızlanmalarımı da hiç dinlemezdin. Bugün belki de sen artık öldüğün için bana bir zamanlar haksızlık ettiğini düşünemiyorsam da bana haksızlık edildiği düşüncesi içimde öylesine gelişti ki artık bütün dünyayı suçluyorum bu bakımdan. Bu bakımdan da istemediğim bir yerlere vardım artık bütün dünyanın suratına çarpıp duruyorum kapıları senin egoist olduğunu söylerlerdi benim için de şimdi buna benzer sözler ediyorlar annem öldükten sonra bir süre sen de yalnız kalmıştın ya bu yüzden yalnızlığı bilirsin sanıyorum ben de yalnızlığımda sana benzedim babacığım kendime yemekler pişiriyorum senin kirli röptö benzeyen bir şeyler giyip, bir karış sakalla evin içinde huzursuz dolanıp duruyorum. Yanık kalmış elektrikleri söndürüyorum. Durmadan para hesabı yapıyorum. Kendimi biraz iyi hissettiğim günlerde çarşı pazar dolaşarak her malın iyisini almaya çalışıyorum. Gittikçe sana benziyorum babacığım. Kimseleri beğenmez oldum. Aynaya pek bakmıyorum. Ama Sevdiğim şeylerden söz ettikleri zaman suratımı senin gibi buruşturduğumu hissediyorum. Birilerine oturmaya gittiğim zaman yemeğe kalmam için ısrar edilmeyince senin gibi belki de senden çok şiddetli biçimde içerliyorum herkese. Yalnız senin yaptığın gibi kötü yemekleri açıkça beğenmezlik edemiyorum. Ne yapalım? Bu huyumu da annemden almışım. Gene de hoşnutsuzluğumu belirten bir iki söz söylemeden edemiyorum. İstiyorum ki babacığım artık herkes öğrensin hiçbir şeyi beğenmediğimi. Senin başına gelenleri düşündükçe hiçbir duygunun içimde kalmasına, hiçbir öfkenin sadece içimde büyümesine razı olamıyorum artık. Senin gibi ben de artık aklıma geleni hemen herkesin yüzüne haykırıyorum.'' Eski pısırık oğlunun bu durumunu görseydin gurur duyardın diyemiyorum. Çünkü sözlerime muhatap olanların tepkisine bakılırsa pek övünülecek durumda değilim galiba babacığım. Genellikle belirsiz bir isyan halindeyim. Derler ki sen de çocukluğunda eve dönünce anneni bulamasan hemen sokağa fırlar ve onun misafirliğe gittiği evin camını taşlarmışsın. Ben senin gibi köyde değil şehirde Evde değil apartmanda büyüdüğüm için, çocukluğumu bir bakıma yaşayamadığım için bu konuda biraz gecikmiş de olsam yalnız bırakıldığımı hissettiğim zaman kendi çapımda mesele çıkarıyorum. Herkesin burnundan getirdiğimi sanıyorum. Oysa şimdi seni düşündüğüm zaman babacığım durmadan gülümsüyorum. Seni sen olarak yaşamak istiyorum. İstiyorum ki evde annem gibi biri olsun ve ben de mutfağa giderek Burada gene bir şeyler kaynıyor muazzez diye içeri seslenebileyim. Ve bana kaynadığını görüyorsun altını kız Cemil Bey denilsin. Ve ben de hiçbir şey yapmadan mutfaktan çıkayım. Belki de nasıl bir insan olduğunu bugün bile bilmiyorum. Daha doğrusu bugün senin bilmediğin bazı şeylerin varlığından haberim olduğu için bu bakımlardan nasıl bir insan olduğunu merak ediyorum. Acaba senin de bilinçaltın var mıydı babacığım? Bana öyle geliyor ki sizin zamanınızda böyle şeyler icat edilmemişti. Sanki Osmanlıların böyle huyları yoktu gibi geliyor bana. Senin fesli ve redingotlu resimlerini gözümün önüne getiriyorum da bu görüntüyle varoluşçu bir bunalımı yan yana düşünemiyorum doğrusu. Aslında bizler de bir özenti içindeyiz. Ama ne de olsa bu kurt içimize düştü bir kere babacığım. Bazı meseleleri bu yüzden büyütüyoruz. Acaba bütün bunları sana şimdi anlatsaydım nasıl karşılardın? Yazdıklarımı okusaydın ne düşünürdün? Hepsini deli saçması mı bulurdun? Sizin zamanınızda herhalde böyle zorluklar yoktu babacığım. Yemek ve bilmece çözmek ve benim zorumla radyodan dinlediğin alafranga müzik ve sineklerin camı kirletmesi ve gazetede sağlıkla ilgili makale hakkındaki düşüncelerin ve aylık bütçe hesapların ve yarın pişirilecek aşureye neler katılması gerektiği ve benzeri ve ilgisiz bütün düşüncelerinin bilinç akımı denilen karmaşık bir düzende yer aldığını bilseydin, sanırım yemekten sonra o yüksek koltuğunda rahatça uyuklayamazdın. Maddenin temel yapısında düzelmesi mümkün olmayan bozuklukların başladığını, ya da bazı tabiat kanunlarının artık eskisi gibi aynen tekrarlanmadığını duysaydın acaba endişelenir miydin? Aslında ruhiyatla ilgili yenilikleri ben bile doğru dürüst bilemiyorum babacığım. Mesela egoist olduğun halde sen de egonun farkında değildin. Bir yerde okumuş olsaydın da bana oğlum sen de Oedipus kompleksi var mı diye sorsaydın ne karşılık vereceğimi bilemezdim sanıyorum. Hani ben sana kızınca ya da belirsiz nedenlerle içimde tanımlayamadığım sıkıntılar duyunca gidip sabahlara kadar içerdim ya. Şimdi öyle yapmıyorlar babacığım. Bu senin duymadığın bilinçaltı ile ilgili doktorlara gidiyorlar. Bense aslında sana benziyorum babacığım. Artık içki de iyi gelmediği için böyle durumlarda koltuklara baykuş gibi tünüyorum. Demek ki senin köylü tabiatın bana miras kalmış babacığım. Medeniyeti sevmiyorum. Bu günlere yetişebilseydin, sen de benim gibi televizyondan nefret ederdin sanıyorum. Ben senin çıktığın köye dönmek istiyorum. Yani sonradan görme deniz özlemcileri gibi kıyıda balıkçılarla filan sohbet etmek istemiyorum. Balığa çıkmak bize göre değil babacığım.'' Ben senin uçsuz bucaksız tarlalar arasındaki küçük köyüne yakın bir yerde, çevrede belki bir iki ağaç olabilir, ahşap kirişli kerpiç bir evde yaşamak istiyorum. Evin resmini de tanıdık yaşlı bir mimara çizdirdim. Gençlere güvenim artık kalmadı babacığım. Sana anlatması biraz zor ama oraya gidişim bana haksızlık eden dünyaya karşı bir baş kaldırma hareketi olacak diyebilirim. Yani ben orada bulunmakla onlara, işte bütün terakkinizi gördüm ve aslıma rücu ediyorum. Yani Cemil Bey'e dönüyorum diyeceğim ve onlar da bunu anlamayacak. Sen bunu Ziya Paşa'nın ya da Mehmet Akif'in tepkilerine benzetebilirsin. Annem duysaydı çok ağlardı. Sen nasıl karşılardın bilmiyorum. Herhalde bunu da sana karşı bir hareketim olarak tavsif etmezdin. Gene de beni bu duruma kitapların getirdiğini söylerdin. Lukianos'u okuduğum zaman da bir gün kitabı karıştırmış ve içinde tanrılarla alay eden bölümü görünce ''Bu oğlan onun için Allah'a inanmıyor, bana karşı geliyor.'' diye pek gerçekçi saymadığım bir yorumda bulunmuştun. Sen de Allah'a bunu hiçbir zaman kabul etmediğin halde son yıllarında inanmıştın babacığım.'' Son yıllarda cuma günleri ortadan kaybolup camiye gitmeye başlamıştın. Acaba daha önce, mesela gençliğinde buna benzer bir iman buhranı geçirmiş miydin? Neyse, son yıllarında böyle bir değişikliğe uğradığını da kabul etmedin. Her zaman namazında niyazında olduğunu ileri sürerek beni çileden çıkardın. Benim bu dağa çekilme meselesini de belki eski inançsız yaşantıma bir tepki olarak görürdün. Oysa ben kendimi modası geçmiş biri olarak telakki ettiğim için senin çocukluğuna sığınıyorum babacığım. Hareketimin annemde beğenmediğin biçimde bir duyarlılıkla ilgisi yok. Yani artık haddimi biliyorum. Önünde hayat denilen bir taşlık bulunan dağ evimde senin dönemince bilinmeyen ruhsal karışıklıklarımı yaşıyorum. Kuyudan su çekiyorum ve eşeğime yüklediğim dallarla ocağımı yakıyorum. Buna şimdilerde kaçış diyorlar babacığım. Bir takım toplum sorunlarını çözemeyeceklerini hisseden burjuva, yani senin anlayacağın şehirde yaşayan ve üstelik şehirdeki günlük yaşantının geleneklerini benimseyen aydınlar böyle yapıyormuş. Sen böyle söyleyenlere bakma babacığım. Oğlunu onlardan öğrenecek değilsin ya. Sen de aslında annem gibi benim hiçbir zaman kötü bir şey yapmayacağıma inanırsın, değil mi? Hani bir zamanlar bazı kitaplar okuyordum da eve bazı asık suratlı adamları çağırıp onlarla bağırarak tartışıyordum. O zamanlar annem başıma bir şeyler geleceğinden endişelenmekle birlikte yine de bu konuda kendisini uyaran ahbaplarına karşı beni savunuyordu. Şimdi beni savunan kalmadı babacığım. Çünkü ikiniz de öldünüz. İşte ben de yalnızsam yalnızlığımı bilmek için çoğu zaman sabit nazarlarla boşluğa baktığım zaman bu kerpiç evi gittikçe daha ciddi bir biçimde düşünüyorum. Ben bu asık suratlı aydınlara hiç benzemiyorum babacığım. Onlara karşıyım ve senin içtenliğinden yanayım. Bazı kitaplar yüzünden kafam biraz karışmışsa da bugün bile senin içtenliğini taşıdığımı ümit ediyorum. Gene de sonunda sana bütünüyle benzemekten korkuyorum babacığım. Yani ben de sonunda senin gibi ölecek miyim? Mektubuma burada son verirken hürmetle ellerinden öperim. Oğlun